Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Her emekliye 1000 TL ödenecek. İşte emeklinin kurban bayramı ikramiyeleriyle ilgili merak edilen tüm sorulara cevaplar videomuzda değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Ramazan bayramı ikramiyesinden sonra kurban bayramı ikramiyeleri de ödenecek. Peki kimler ikramiye alacak? Paralar nasıl ödenecek? Emekliler ikramiye ile ilgili birçok konuda sorular soruyor. Bu konuda sizlere videomuzda bilgiler vermeye çalışacağım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekli bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini hesaplarında görecek. Tarihte 17 ila 29 Temmuz olarak açıklandı değerli izleyicilerimiz. Yani 17 ila 29 Temmuz aralığında tüm emekli vatandaşlarımıza 1000 TL'lik emekli ikramiyeleri maaşı ne olursa olsun her emekliye 1000 TL olarak yatırılacak değerli izleyicilerimiz. Şimdi soru ve cevaplarımıza geçelim. Birinci soru ikramiyeler kimlere ödeniyor? Sosyal güvenlik kurumundan maaş alan SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er er ve erbaşlar, geçici köy kurucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri emekli ikramiyesi olan 1000 TL'yi alabiliyorlar değerli izleyicilerimiz. Toplamda 12,5 milyon kişiye ikramiye ödeniyor. Bu ayki ikramiye de 1000 lira mı olacak? İkinci sorumuz. Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve malüller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı, hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek değerli izleyicilerimiz. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak. Dolayısıyla kurban bayramı ikramiyesi de 1000 lira olacak. Üçüncü sorumuz, vefat eden emeklinin yakınlarına ödeme var mı? Vefat eden emeklerin ikramiyelerini yakınları alacak. Ancak ikramiye ölüm aylığı oranında ödenecek. Örneğin, maaşının %75'ini alan bir eşe ikramiye de 750 lira olarak ödenecek. İşte maaşının yüzde 25'ini alan bir yetime yüzde 25 oranında yani 250 TL ödenecek gibi örnek verebiliriz. Efendim dördüncü sorumuzun cevabı hem eşten hem babadan olmak üzere iki maaşı olan ne yapacak? Hem kocasından hem de babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan Hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı %70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı %25 ise ikramiyesi büyük olan yani %70'e göre belirlenecek ve 700 lira alacak. Beşinci sorumuz. İş görmezlik geliri olanlar ikramiyeyi nasıl alacaklar? İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranına göre ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. İş göremezlik oranı %50 ise ikramiyenin de bin liranın %50'si olan 500 lirayı ne yapacaklar? Alacak bu vatandaşlarımız. Evet Altıncı sorumuz şu şekilde. Yeni emekliler de ikramiye alacak mı? Yeni emekliler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak değerli izleyicilerimiz. Ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu ay itibarıyla emekliliği onaylananlar ikramiyeden faydalanacaklar. Paraları ne zaman ödenecek? 7. sorumuz. Kurban Bayramı 31 Temmuz 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekler normalde 27-30 Temmuz tarihleri arasında biner TL ikramiye hesabında görmesi gerekiyordu. Ancak ödeme erkene çekildi ve dikkat 17 ila 29 Temmuz tarihleri arasında tüm emeklilere e, tahsis numaralarına göre alacaklar. Bununla ilgili detaylı bilgiyi bir diğer videomuzda atmıştık değerli izleyicilerimiz hangi tahsis numarasındaki olanlar hangi gün olacak o videoya sizi havale ediyorum. Oradan izleyebilirsiniz. 8. sorumuz ödemeler nasıl yapılacak? İkramiye ödemeleri emeklerin maaş hesaplarına yatırılacak. Bunun için dikkat ayrıca başvurmaya ya da yeni bir hesap açmaya gerek olmayacak. Peki sadece bu sene mi ödeme yapılacak? Cevap, hayır. İkramiyeler yasa ile hüküm, altın, hüküm altına alındı. Her bayram öncesinde emeklilere ödeme yapılacak. Bundan sonraki ödeme 2021'de Ramazan bayramında gerçekleşecek. 10. sorumuz, ödenecek para değişecek mi? İkramiye tutarı yasa kapsamında 1000 lira olarak belirlendi. Ancak daha sonra düzenleme yapılarak ödeme tutarı ne yapılabilir? Artırılabilir. Ee, evet bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nda bir e, talebi isteği vardı. 1500 TL'ye yükseltilsin şekilde. Önümüzdeki yıllarda belki bu miktar artırılabilir. Kim ne kadar alacak? Emekli 1000 TL alıyor. Ölüm aylığı alan eğer %75 hisse ile ölüm aylığı alıyorsa 750 TL alacak. Ölüm aylığı alan %50 hisse ile alıyorsa 1000 liranın %50'si 500 TL alacak. Ölüm aylığı eğer %25 hisse alıyorsa 250 TL alacak. 2 aylık alan bir vatandaşımız en yüksek ödeme getiren dosya üzerinden o oranda e, emekli ikramiyesini alacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alana iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Evet, katıl butonuna basarak bizlere küçük de olsa destek veren tüm izleyicilerimize, tüm üyelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Abone olan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenen, videomuzu paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum ve bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.